3 hafta önce oğlu Sedar Sakık'ı kaybeden BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık ilk kez konuştu. SkyTürk 360'da canlı yayına katılan Sakık, Ozan Pezek'in sorularını yanıtladı ve oğlunun ölümüyle yaşadığı acı günleri anlattı. Sakık programda barışa ilişkin temenni ve önerilerini de dile getirdi. Şahitlik eder misiniz? Hiç kimse bana Sedar'ımı geri veremez. Tek şey verebilirler. Birlikte ortak vatanda eğer barışı sağlayabilirsek. Henüz 3 hafta önce oğlunu kaybetti. Yaşadığı acı tazeydi. Yaşadıklarını ilk kez anlattı. Evlat acısının ne kadar acı olduğunu o gün gördüm. Sırrı Sakık hala 25 yaşında hayatına son veren oğlunun acısını yaşıyor. O kabus gibi günlerin ardından ilk kez SkyTürk 360'da yayınlanan Analiz 360 programına konuk oldu. Ozan Pezek'in sorularını yanıtlayan Sakık'ın sakal bıraktığı dikkat çekerken saçlarının da ağardığı gözlerden kaçmadı. Ben acılardan süzülerek gelen bir insanım. Yanı başımda babamı, annemi, abimi, kardeşimi, yeğenlerimi bu kirli savaşta kaybettim. Eşimi kaybettim. Acıları tanıyorum ve biliyorum. Ama Sedar'ı kaybettikten sonra evlat acısının ne kadar acı olduğunu o gün gördüm. Kimse evlat acısı yaşamasın diyen Sakık, Başbakan Erdoğan'ın kendisini taziye için aradığını söyledi ve aralarında geçen diyaloğu anlattı. Sayın Başbakan beni aradığında o da bir anne, kardeş, baba acısı yaşayan biri ama Allah size Sayın Başbakanım size evlat acısı nasip etmesin. Evlat acısı çok büyük bir acıdır. Onun için bu evlatların acısını durdurabilirsiniz. Ve Sayın Başbakan da evet biz çok şeyler yaptık ama inşallah bundan sonra da adımlar atılır. Biz halen bu adımları bekliyoruz. Gerçekten bu ülkede Sedarlar gibi toprağa gömülen o çocukların, ailelerinin acılarını artık yüreğimizde hissetmeliyiz. Sakık'ın tek bir temennisi vardı. Geçmişe takılarak geleceği inşa edemeyiz. Hepimizin karşılıklı bir helalleşme dönemi yaşamamız lazım. Hiç kimse bana Sedar'ımı geri veremez. Ölen askerlerin ailelerine çocuklarını geri veremez. Ölen gerillaların ailelerine çocuklarını geri veremez. Tek şey verebilirler, birlikte ortak vatanda eğer barışı sağlayabilirsek, ben o zaman onların ruhunun şad olacağını, yattıkları yerde huzurlu olacaklarına inanıyorum.